Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün sabah bir kararname imzaladı ve bu kararname ile de kabinede değişiklik gerçekleştirdi. Ulaştırma Bakanı, Çevre Bakanı ve İnşaat Bakanları görevden alındı. Tabii Putin'in bu kararnamesi tam olarak onları cezalandırdığı anlamı taşımıyor. Çünkü görevden alınan bakanlar farklı görevlere atandılar. Birazdan onlardan da size bahsedeceğim. Biliyorsunuz Ulaştırma Bakanı Yevgeni Dmitri, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Dmitri Kobylkin ve Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev görev yapıyordu. Başbakan Mishustin'in kurmuş olduğu kabinede bu görevlerde bulunuyorlardı. Bugün imzalanan kararname ile Rusya hükümetinde değişikliğe gidildi. Sadece bu değil, aynı zamanda başbakan yardımcı sayısı da 9'dan 10'a yükseltildi. Bunu da belirtelim. Rusya Başbakan Mihail Mishustin kararnamenin ardından boşalan sandalyeler için görevlerin dağılımı adına bir liste çıkardı ve bunları Rusya Meclis Alt Kanadı Duma'ya sunacak ve büyük ihtimalle de Duma'da oylandıktan sonra kabul edilerek görevlerine başlayacaklardır. Burada dikkatimizi çeken, bizim için önemli olan konulardan bir tanesi Rusya Enerji Bakanı Novak'ın da Başbakan Yardımcılığı görevi için aday gösterilmesi. Çünkü Enerji Bakanı Novak aynı zamanda Türkiye-Rusya Karma Ekonomik Kurulu Rusya tarafının eş başkanı. Bu nedenle onun değiştirilmiş olması bizim ilgimizi çekti. Dediğim gibi Başbakan Mishustin onu Başbakan Birinci Yardımcısı olarak teklif etti. Ve Enerji Bakanı olarak Novak'ın yerine de Rusgidro Genel Müdürü Nikolay Şulginov'u önerdi. Tabii enerji Türkiye ile Rusya arasında çok önemli bir başlık olduğu için iki ülke arasındaki ekonomik dengede de enerji biliyorsunuz en önemli kalemlerden bir tanesi. Bu anlamda bu değişiklik bizim için ilginç oldu. Yine İnşaat Bakanlığı da değişti. İnşaat Bakanı da özellikle dediğim gibi Türk müteahhitlerinin Rusya'da birinci olduğu bir sektör ve ister istemez İnşaat Bakanlığı ile çok fazla içli dışlı olmak zorunda kalıyorlar ki son dönemlerde çıkmayan inşaatlarda çalışan işçi vizeleri bir şekilde bakanlık üzerinden yazışarak özel izinlerle getiriliyordu. İşte bu kurumda da değişiklik oldu. İnşaat Bakanı olarak Tataristan İnşaat Bakanı İrek Fayzuli'nin ismi ön plana çıktı. Başbakan Mishustin Duma'ya bunu teklif etti. Önümüzdeki saatlerde de oylanarak büyük ihtimalle de görevlerine gelecekler. Diğer bakanlıkların başına da özellikle Ulaştırma Bakanlığı da hep özellikle diyorum ama gerçekten Ulaştırma Bakanlığı da Türk-Rus ilişkileri için önemli bir yer teşkil ediyor. Özellikle Türkiye ile Rusya arasındaki bu hava trafiği o kadar çok yoğun ki hiçbir ülkeyle olmadığı kadar iki ülke arasında böyle bir ulaşım söz konusu. Ayrıca karayolu taşımacılığı ile ilgili de geçtiğimiz günlerde bir imza atılmıştı. Yük taşımacılığı konusunda da bu nedenle bu bakanlık da bizim için önemli ve onun başına da Aeroflot Genel Müdürü Vitali Saveliev önerildi. Tabii bu Saveliev çok deneyimli bir isim. Ulaşım konusunda da öne çıkan isimlerden bir tanesiydi. Az önce de söylediğim gibi havacılık anlamında da Türkiye'yi bilen ve tanıyan bir isim. Bunun da önümüzdeki saatlerde Duma'da oylanarak görevinin başına gelmesini bekliyoruz. Bunun dışında Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığındaki değişiklikler de söz konusu oldu. İşte özellikle Uzak Doğu ve Arktik Bakanı Alexander Kozlov ismi sunuldu. Bunlara baktığımız zaman bu üç önemli değişiklik elbette Rusya için önemli değişiklikler. Ancak biz Türkiye cephesinden baktığımız zaman bizim için ön plana çıkan bakanlıklar, demin de söylediğim gibi Enerji Bakanı ki kendisi aynı zamanda Türkiye-Rusya Karma Ekonomik Kurulu Rusya eş başkanı ve İnşaat Bakanı bizim için önemliydi. Ulaştırma Bakanı da hakeza öyle. Bu üç önemli değişikliğin önümüzdeki günlerde
bu ilişkilere nasıl yansıyacağını hep birlikte göreceğiz. İstedim ki bu bilgiyi sizlerle sıcağı sıcağına paylaşayım. Umarım ki arkadaşlarım gecikmeden bunu montajlayarak sizlerin izleyeceği bir hale getirirler. Çünkü ben tam evden çıkmak üzereyken bu bilgiyi aldım ve ofise gitmeden önce hemen kameranın karşısına geçtim ve bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sayın Bakan, Rusya ile Azerbaycan